evlilik aşkı öldürüyor mu? Hayır, bence evlilik çok güzel bir şey. Yani büyüklerimizden gördüklerimiz aşkı öldürmüyor. Bir süre sonra evet. Evet. Eğer canlı tutmak için iki taraftan mücadele etmiyorsa, ilişki için emek harcamıyorsa evet. Bence öldürmüyor. O kişiye bağlı bir şey. Biz evdeyiz ve çok mutluyuz. Öldürmedi daha çok daha aşık olduk birbirimize. İnsan aşıksa öldürmez inanmıyorum öyle bir şey ama daha farklı bir duygu gelişiyor evlilikle beraber. Aradaki saygı örnekten sonra zannetmiyorum yani. Evlilik aşkı evet böyle bir süreden sonra öldürüyor ama yani sevgi devam ediyor yine. Saygı olmaz öldürür. Günümüzde boşanmaların bu kadar artmasının sizce sebebi nedir? Bence saygısızlık. Bence insanlar örf ve adetlerini unuttu. Aileye saygı kalmadı. Bence geçim sıkıntısı bunların en büyük etkeni yani. En baştaki sebeplerden biri geçimsizlik yani. Sevgi, saygı duvarı yıkıldıktan sonra evlilik bitiyor yani. Sosyal medya içerisinde bulunan arkadaşlıklar ilişkileri tabii ki zedeliyor. Özellikle evli çiftlerin internet tutkularını bir an önce bırakmaları lazım. Bir de ailelerin genelde evliliklere çok fazla aşırı derecede karışması. E kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanması. <laughs> Günümüzde eşler birbirine karşı daha tahammülsüz hale geldiler. Bunun sebebi sizce ne? Bence bu ekonomik krizle ilgili. İnsanlar birbirlerine karşı tahammülsüz zaten sırf eşler değil. E, güvensizlik, e, ayrıca ekonomi. Eskiden çok daha sakindi hayat, rahatı. Cep telefonları yoktu, şeyler yoktu. Bu kadar teknoloji ilerlememişti. İnsanlar bence daha mutluydu o zaman. Maddiyat araya girince kesinlikle tahammülsüzlük başlıyor. Annelerimizin zamanında böyle bir şey yoktu. Ama şu andaki gençlik çok birbirine tahammülsüz bence. E, tahammül edememelerinin altında aslında e, günlük yaşamın zorlukları var. Büyük bir şehirde yaşandığından dolayı hani stresi, gerginliği hepsi buna bir etken olup daha az tahammül var. Peki sizce sağlıklı ilişkinin sırrı ne? Kesinlikle saygı. Çok şey görmeyeceksin. Olanları affedeceksin. Anlayış ve güven. Hoşgörü. Karşılıklı fedakarlık yapmak yani. Sağlıklı ilişkinin sırrı bana göre saygı, sevgi. Eşinize saygı duymak, sevmek, sorumluluklarınızı bilmek diye düşünüyorum. Her şeyi çok didiklememek, yani toleranslı olmak. Aşılır, bunların hepsi aşılır. Para da aşılır. Evdeki mutluluk bambaşka bir şey. Bunu konuşalım. Hoş geldiniz. Yine bir cuma gecesi canlı yayında karşınızdayız sevgili seyirciler. Türkiye'nin gündemi çok başka ve Türkiye gündeminde başka şeyleri konuşuyor ama biz bu cuma gecesi bu gündemin tamamen dışına çıkacağız. Ve aslında gündemin dışında ama herkesin en çok merak ettiği konulardan bir tanesini, kadın erkek ilişkilerini, aşkı, evliliği, hayatı konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Kitapları bu konuda satış rekorları kıran, e, sosyal medyada binlerce insan tarafından takip edilen, gazetede yazdığı yazılar inanılmaz dikkat çeken ve ilgi toplayan bir ismi. Türkiye'nin aşk doktoru Mehmet Coşkun Denizle konuşacağız. Mehmet hoş geldin. Merhaba canandaş. Doktor bir şey soracağım sana. Aşk doktoru olmak için aşkın dilinden mi aşığın dilinden mi anlamak gerekir diye bir soru var. İzleyici soruyor. Aşkın dilinden ne anlamak. Ne demek o? Gerekir. Yani nasıl an fark ediyor bu? E, fark şu. Aşk herkeste başka etkiler uyandırır. Aşığın dili başkadır. Aşık aşkı algıladığı biçimde dışarıya yansıtır. Senin algılaman başkadır, benim algılamam başkadır. Nasıl değişiyor Yani Değişir. Aşk... Eğitimimiz, kültürümüz, yetiştiğimiz çevre ee, ne bileyim e, aile yaşamımız hepsi bizim aşkı dışarıya gösterirken ki şeklimizi değiştir. Ama aşkın kendisi tektir ve değişmez. Hı. O yüzden farklıdır yani. Sokak soruları sorayım sana tek tek. Evlilik aşkı öldürüyor mu diye sorarlar. Çok Ev, klişedir, çok sorulur mu? Çok bu. klişedir ve bin yıldır da bunun cevabı aranır. Aşkı evlilik öldürmez. Ama aşk biter. Hı. Bu gerçeği kabullet, kabullenmek evlilik gerekiyor. Destek evlilik destek olur mu? Evlilik olmasa da aşk biter. Çünkü aşkın kimyası dediğimiz şey e bunu ölçmüşler bilim adamları. 2 yıl 8 ay 25 gün ortalama bir süresi var. Hadi ya. Evet. Nasıl ölçmüşler? İtalya'da Pisa Üniversitesi bunu bir ortalama ömür çıkardı. 2 yıl 8 ay 25 gün. Vay be. İşin gerçeği bu. Ama bu kimyası. Şimdi aşk bittikten sonra elimizde ne kalıyor ona bakmak lazım. Biz o aşkı sevgiye çevirebilmişsek eğer işte o devam edecek bir süreçtir. O zaman evlilik de ya da herhangi başka bir etken de o sevgiyi yok etmez. Ama evlilik Sadece aşkı değil, insanların birbiriyle olan heyecanını da yok ediyor. Asıl problem bu. Yani ben seninle birlikteyken her şey o kadar rutine giriyor ki, seni artık önemsemem başlıyor. Rutin kötü müdür aşk? Kötüdür tabii ki. Evde bir vazo var Candaş. E, vazo orada durur, elini bile sürmezsin. Ama bugün evdeki temizlikçi kadın vazoyu düşürür, kırar. O kadar değerli olur ki senin için. E, Bakmıyordun vazoya. Rutin huzur getirir derler ama. Ama öyle rutin değil. Hı. O rutin başka bir şey. Her gün aynı saatte yemek yemek eğer eşler aynı anda sofraya oturuyorsa ya da ne bileyim bir pazar kahvaltısını birlikte yapmak bu rutinler çok hoştur. Ama hiçbir şey yapmayıp her gün eve gelip televizyonun uzak kuma, uzaktan kumandasını eline alıp göbeğini kaşıya kaşıya kanal seyrederek eşine vakit ayırmıyorsan işte o rutin kötüdür. Şimdi herkes Mehmet Coşkun dedi. senin bir sürü taklidin de var biliyorsun. Yani evet. senden sonra bir sürü evet. kadın erkek ilişkileri, aşk, çok evlilik merak. bunları yazan, çizen çok insan oldu. Bence gayet de güzel yazıp çizmeleri ama senin inanılmaz bir kitlen var. Bunu görüyoruz. Yani fuarlarda görüyoruz, işte sosyal medyada görüyoruz. Bana hep soruyorlar yani aynı gazetede olmamız münasebetiyle. Ben hep şu cevabı veriyorum. Ben senin yazılarını çok düzenli okuyan bir okurunum aynı zamanda. Sen bu meseleyle ilgili yani kadın erkek ilişkileriyle ilgili bilimsel literatürü takip ediyorsun. Yüzde araştırmalara bakıyorsun. Kesinlikle. Sosyal anketlere bakıyorsun. Kesinlikle. Takip ediyorsun ve dolayısıyla elinde çok ciddi bir istatistik bilgi de var. Evet. Ya yani bence seni en büyük farklılaştıran şey bunların üzerine konuşuyor olman. Evet. Şimdi evet. bunlardan bir tanesi bizim çok daha yeni Türkiye'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yaptığı bir anket var. Mutluluk anketi. Diyor ki Bakanlık sorduğu ankette sorduğu bir soruda mutluluğunuzun kaynağı nedir diye soruyor bizim ülkemizin insanlarına. Cevap Yüzde %7 sadece eşim diyor. Evet. Bunu bir yorumla sana ne demek bu? Fena. Yani bitmiş. Evlilik gerçekten evlilik kurumu gerçekten sarsılıyor. İyi düşünün. Burada bunu başka var. ne cevaplar var? İyi düşünün. Ailem diyenler var, çocuklarım diyenler var, eşim diyenler var. Hı. Şimdi ailemin içerisinde mutlaka eşini de katmıştır. Ama tek başına eş bir mutluluk kaynağı olarak algılanmıyor maalesef. Çok kötü. Ancak yani. aileyle birlikte algılanabiliyor. İyi de o aileyi oluşturan en önemli birey Eş. O olmazsa o aile yok demektir. E, ama bizde eş olabilmek, karı koca olabilmek e, bir zorunlulukmuş gibi algılanıyor. Yani şöyle okulu bitirdim, işimi buldum, askerliğimi de yaptım. E hadi evleneyim şeklinde Hı -hı. düşünülüyor. Ama bu evlilikler maalesef işte böyle bir mutsuzluğa neden oluyor. Hı -hı. E, dostlar alışverişte görsün misali dışarıya karşı mutlu görünen evliliklerin de en az yüzde yetmişi maalesef kendi içerisinde problem yaşıyor. Bu, bu gerçek. Hmm. Bak ıı, aynı araştırmada şunu da soruyorlar insanlara. Diyorlar ki e, ne için boşanırsınız? Yani ne olursa boşanırsınız diye soruyorlar. İlk sırada sorumsuzluk ve ilgisizlik çıkıyor. Yani eşim sorumsuz ve ilgisiz olursa boşanırım diyor. Ama ben sana çok önemli bir şey söyleyeyim. Bunu söyleyenler kadın. Erkeklerin birinci sırasında ne var biliyor musun? Ne var? Benim aileme saygısızlık ederse boşanırım diyor. Yüzde yirmi sekiz. Çok enteresan. Çok. Demek ki erkek kendi ebeveynlerinden kopup kurduğu yeni aileye adapte olma konusunda problem yaşıyor. Evet. Problem yaşıyor. Çok Elbette eşimizin ailemize saygısızlık yapmasını istemeyiz ama erkek arada o subap görevini görmek zorunda. Ve bu bu bir boşanma sebebi olmamalı. Bu bir anlaşmazlık sebebi olmalı ama eşler oturup bunu konuşmalı. Bunu birincil boşanma sebebi olarak görüyorsa erkek Çok demek yüksek ki, bir oranda Demek ki Eşi çok da değerli değil, çok da değerli değil. Yani Acaba kolaylıkla gerçek. evet kolaylıkla atılabilecek bir noktada demek ki. Asıl bunu oturup düşünmek lazım. Ayrıca başka bir şey daha var. E, herkes konuşuyor. İşte e, eşim beni aldatırsa anında boşarım falan. Hayır yalan. Çünkü bu araştırmaya göre ancak dördüncü sırada çıkıyor. Nasıl yani? Dördüncü sırada Boşanman çıkıyor. Boşanma nedir? Evet, dördüncü kadın sırada çıkıyor. Erkek içinde mi? kadın içinde erkek içinde. Çok enteresan. Yani bu araştırma çok ilginç veriler ortaya koyuyor. Keşke araştırmayı daha derin bir şekilde, daha e, e, çetrefilli sorularla yapsalardı. Ama yapmamışlar. Sizin mutluluk kaynağınız nedir? İşte şudur budur eşim. Sormak lazımdı. Niçin eşinizi bir mutluluk kaynağı olarak görmüyorsunuz diye. Niçin görmüyor? Çünkü seçiminde yanlışlık var. Eş seçiminde. Evet. Eş seçiminde bir yanlışlık Nasıl var. seçiyoruz biz eşimizi? Biz eşimizi... E, kadın agar. ve erkek için konuşuyoruz. Kadın değil mi? ve erkek için konuşuyoruz. Biz eşimizi e, yine e, bu araştırmaya göre e, akraba ve aile tarafından önerilen kişiler birinci sırada çıkıyor. Hmm. Birinci sırada. İkinci sırada arkadaşlar, arkadaş çevresinin önerdikleri çıkıyor. Ve çok enteresan bir şey söyleyeceğim sana. E, son yıllarda e, az önceki şeyde de gördük. İnternetin ne kadar yaygın olduğunu biliyoruz. Evet. İnternetteki sosyal ağlar sayesinde tanışıp e, ilişki yaşayan ve evlenen insanlar biliyoruz ki ben de eşimi bir internet sitesinde gördüm ilk defa hı hı. oradan tanışmadım gittim tanıştım ama o sayede onu gördüm bildim. Bu araştırmaya göre internetten tanışıp evlenen hiç kimse yok. Ha. Hiç kimse sıfır. İstanbul, il ilde ayırmışlar onu da söyleyeyim Gelsen, sana. Tabii. İstanbul'da sıfır kişi internetten tanışıp evlenmiş. Yok canım öyle bir şey mi? Şimdi ben buradan söylüyorum diyorum ki bir tane varım ben. Mesela. Ben niye okuluyorum diyorsun değil mi? Yani anketlerde de insanlar bazı şeyleri söylerken maalesef doğruyu İnternette söylemiyorlar. İnternette tanışıp evlenmek ayıp bir şey mi Coşkun Deniz? Niye ayıp olsun? Peki niye saklıyor insanlar bunu? Çünkü e, o kavram var ya internete düşmek. Ha. Yani böyle daha alt seviyede bir şeymiş gibi görünüyor. Ve inan bana... İnternette tanışan insanlar da çevrelerine arkadaşlarımız tanıştırdı. Ortak arkadaşlarımız Söylemiyorlar. var, öyle tanıştık diye söylüyorlar. Ha kötü, bir tabii ki. kötü bir referans diye görüyorlar. Ama hayır öyle değil. Tabii ki dikkatli olacaksın, İnternetin bir takım tuzakları var ama internet aşk yaşanacak yer değil, İnternet tanışılacak yer. Arada fark var. Tanışırsın, buluşursun, karşı karşıya gelirsin, anlaşırsın, seversin, sevmezsin devam edersin ya da etmezsin. Ama internette tanışmak kötü, kötü bir şey değil. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu anketlerde bu sorular maalesef bizi doğruya götürmüyor. Hmm. Yani bu şuna benziyor. Türkiye'deki boşanmaların yüzde 98'i şiddetli geçimsizlik. E tabi çünkü iki taraf anlaşıyor ve mahkemeye dilekçe verip şiddetli geçimsizlik diyor. Peki şiddetli geçimsizliğe sebep olan şey ne Candaş? Bilmiyoruz. Geçmiyor kayıtlara. Hmm. Mesela Başka araştırmalar var söyleyeceğim. Mesela bu boşanmaların kaçta kaçı aldatma yüzünden olmuş? Kaçta kaçı şiddet yüzünden olmuş? Anlatabiliyor muyum? Hiçbiri belli değil bunların. Şiddetli geçimsizlik yüzde 98. Bu da eski tabir, yeni tabir. Aile birliğinin temelden sarsılması. Şiddet lafını kullanmıyor medeni kanun artık. Peki elimizde şöyle bir bilgi var mı? Mesela şiddet biliyorsunuz, yani Türkiye'de evet. kadına şiddet özellikle evet. başta büyük bir bela ve bu yani artık evet. e, devlet ciddi anlamda politikalar üretmeye çalışıyor evet. kadına yönelik şiddeti durdurmak evine geçebilmek için e, Değil e, mi? sosyal kampanyalar var. Günde Fakat, üç kadın şiddet yüzünden evet. öldürülüyor Türkiye, Türkiye'de. aynen öyle. Evet. Peki e, elimizde bir bilgi var mı kadının aile içinde yani eşinden gördüğü şiddete yönelik e, tavrını? Yani o düşünce dünyasını, karar alma mekanizmalarını nasıl etkilediğini gösteren bir veri Canla var. Canlı çok acı bir şey var gene bu araştırmada. Kadının boşanma sebepleri arasında birinci sırada sorumsuzluk ve ilgisizlik varken şiddet ancak ikinci sırada. Ha. Bir kabullenmişlik var maalesef. Yani ben isterdim ki bu araştır ara araştırmada bana bırak fiske vurmayı el kaldıranı bile boşayabilirim diyecek kadınlar çıksın ortaya. Ama bu bile ancak ikinci sırada. Yani şunu mu anlamalıyız? Evine karşı sorumlu olsun, bana karşı ilgili olsun, karnımızı doyursun ama dövsün. Bunu mu anlamalıyız? Bence bunu anlamamalıyız. Yani eğer buradan bu işareti alıyorsak çok yanlış yere gidiyoruz demektir. Şimdi Türkiye'de her üç kadından bir tanesinin evliliğinde ya da çocukluğunda babasından, eşinden ya da abisinden şiddet gördüğünü biliyoruz. Bunu kadın derneklerinin evet. araştırması elimizde çok net olarak var. Evlilikte şiddet gördüğünü söyleyenlerin oranı biraz daha düşük yüzde 40'larda. Yani şuna geliyor o zaman. Tabii buna psikolojik şiddeti de katıyorlar. Şuna geliyor o zaman. Niçin şiddet gören bir kadın boşanma konusunda imtina ediyor? Toplum baskısı. Evet. Çünkü üç sınıf kadın vardır Türkiye'de. Benim görüşüm değil, genel görüş. Birinci sınıf kadın evli kadındır. First class. İkinci sınıf kadın bekar kadındır. Business class. Üçüncü sınıf kadın Boşanmış kadındır, ekonomik class Maalesef. Esnafın bile bakış açısı böyledir. Hala böyle mi ya? Hala böyle maalesef. Birinci sınıf kadının, yani evli kadının dokunulmazlığı vardır. Bekar kadına yaklaşırsın ama reddederse yapacak bir şeyin yoktur. Ama maalesef erkek egemenliği altındaki toplumlarda boşanmış kadına... Her yol mübahtır gözüyle maalesef çoğunluk hala böyle bakıyor. Ne yazık ki, Rezal. ne acık ki. Bir de Mehmet Coşkun dedi şimdi sen dedin ki internet de bir tanışma aracı olabilir. Tabii. Ee, bir başka tanışma aracı daha var. Bu tanışma aracı derken tabii evliliğe giden yoldan bahsediyoruz. O da son dönemde inanılmaz bir hızla yayılan ve sayıları artan evlilik programları. Evet. Buralardan çıkan evliliklerle ilgili bir istatistik var mı elimizde? Yani mesela mutlu olabiliyor mu insanlar? Bu tanışma biçimi doğru mu? Mesela evlilik bizde ya yani bizim evlilik Türkiye'de kutsal bir kurumdur. <laughs> e, fakat e, ee, evliliğe giden yolda milyonlarca insanın gözü önünde başlamış bir evlilik hikayesinin mahremiyetini sürdürebilmek çok zor olsa gerek. Çünkü herkes biliyor sizin nasıl tanıştığınızı, aslında evet. kim olduğunuzu, ne yaptığınızı. Evet. Orayla ilgili bir bilgi var mı? Ee, programın adını bilmiyorum ama e, sanıyorum şu anda iki tane var. Bir de eskiden Star'da vardı. Bu üç programdan bir tanesinin iddiası bu zamana kadar 500 çifti Şimdi 500 çifti evlendirmişler. Ama çok o programları yapanları asla kınamıyorum. Bunu da söyleyeyim bir şovdur ben öyle görüyorum yani benim için bir şov ama şovdur da adamlar evleniyorlar evleniyorlar işte onu söyleyeceğim ve bu evliliklerden bazıları üçüncü sayfaya haber oluyor Hı, tabii yapıyoruz maalesef tabii, biliyoruz, anlatabiliyor tamam. muyum yani sen de içindesin yazı işleri toplantısında zaman zaman bunları konuşuyoruz şimdi şunu düşünmek lazım e, genellikle bakalım orada ikinci baharlarını yaşamak isteyen insanların eş aradıklarını görüyoruz. Gençlerden çok ikinci baharlarını Yok yaşamak Yok ya Mümin, çoşkunuz insanlar. var. Vallahi ben görüyorum. 20 yaşında insanlar var evleniyorlar orada. Yani oraya gidiyorlar ve orada e, tanışıyorlar. Şöyle söyleyeyim. Ben yanılıyor olabilirim. E, eğer hakikaten o evlilik programlarının yapımcılarından izleyen varsa beni düzelsinler. Cevap hakkı da değil mi? E, Doğar çünkü söyleyeceğim şey öyle. Ben bunlardan bazılarının orada şov yapmak amacıyla bulunduğunu düşünüyorum. Ha. Yani anlatabiliyor Anlam. muyum? O oranın bir parçası, şovun bir parçası. O yüzden şov olarak görüyorum. Ve kınamıyorum. Seyrediyorum ve dünyada bunun örnekleri de çoktur. Rastladığım zaman seyrediyorum çok da ilginç şeyler çıkıyor ortaya. Adam çıkıyor diyor ki ben şuyum ben buyum bilmem ne. Pat telefona biri bağlanıyor sen benim kocamsın diyor. Düşünebiliyor musun? Yok, adam el, şeyler de oluyor. Mi? Evet, evet yani çok enteresan. Ve nasıl söyleyebiliyorlar bunları? Hangi cesaretle o ekrana çıkıp da ben evleneceğim? O zaman diyorum ki adam kendi en azından kendi şovunu yapmak istiyor bu ortaya çıkmaz mı evet. evli bir adamın çıkıp da orada bir talip araması ortaya çıkar elbet demek ki kendi şovunu yapmak istiyor en azından öyle düşünüyorum yani bütün program şov olmasa bile bazı şeyler şov amaçlı yapılıyor diye düşünüyorum o yüzden de oradaki evliliklerin yani e, ikinci baharını arayan insanlar için uygun olabileceğini düşünüyorum belki bir ihtimal ama gençler için e, daha yaygın başka şeyler var ya artık sosyal ağlar o kadar geniş ki bak az önce diyorlar ki insanlar birbirine neden tahammül etmiyor diye soruyorlar. Hmm. E ben de diyorum ki eskiden tahammül ediyorlardı çünkü seçenek azdı canlar. Şimdi daha çok. Şimdi bugün ayrıl yarın Facebook'ta 25 milyon kişi seni bekliyor. Bu kadar net. Seçeneğin çok erişimin çok. Teknoloji gelişti. Teknoloji hem ilişkileri iyiye doğru götürdü ulaşım açısından hem de kötüye doğru götürdü. Kötüye doğru nasıl götürdü? E Götürdü çünkü bu sayede aldatmalar arttı. Hı. Bu da bir gerçek maalesef. E, bu sayede dediğim gibi tahammülsüzlükler arttı. İnsanlar artık seçenekleri değerlendirebiliyorlar. E, başka bir şey daha söyleyeyim. Bu sosyal ağlarda insanların kendini bu kadar göstermesi. Sadece kendilerini göstermiyorlar. Aynı zamanda ilişkilerini de gösteriyorlar. Başka ilişkilerde kıskançlık yarattı. Vay onun kocası böyle senin, sen niye böyle değilsin? Veya onun karısı böyle sen niye böyle değilsin? Sevgilisi böyle sen niye böyle değilsin? Diye tartışmalar çıkmaya başladı. Bu sayede. Dur ya şu şeyi soruyordum sana orası kaynamasın. Bu evlilik programları meselesi. Hı. Bir yandan da şöyle bir şey var ama inanılmaz bir talep var oraya. Var. Yani demek ki böyle bir ihtiyaç da var. Evet. Bu ihtiyaç nereden? Ee, şimdi az önce konuştuk ya insanlar nasıl eş buluyor diye. İşte aileler, akrabalar buluyormuş o araştırmaya göre. Arkadaşlar oluyormuş. iş yerinden bulunabiliyormuş. E bütün bu olanakları eğer denedin denedin olmadı ve bir heyecan arıyorsun. Çevreni de değiştirmek istiyorsun. An sana fırsat. Çıkıyorsun oraya. Orada kendi egonu da okşuyorsun. Çünkü sana talipler çıkıyor candaş. Bak şimdi küçücük bir çevredesin. Atıyorum Mecidiyeköy'de köyde işte bu caddede oturuyorsun. Çevren bellidir değil mi? Şu ama oraya çıktığın zaman Türkiye'nin ve e, Türkiye yayınlarını izleyen Avrupa'daki Türklerin anında dikkatini çekiyorsun. Bir anda sana ulaşabilecek binlerce insan oluşuyor. Baş, bambaşka bir dünya. Hayatında Avrupa'yı görmemişsin ama Avrupa'da yaşayan biri sana talip oluyor. Ama bu kadar görünür olunca da evliliğin bizim bildiğimiz tanımları değişmiş olmuyor mu? Bu bir tercih ama. Diyorum ki öyle görmek istiyorum artık son şansını kullanmak isteyenlerin gittiği yer diyebiliyorum ben. O yüzden de bana acayip gelmiyor. Yapacak bir şey yok. Evlilik şart mıdır? Ben sana sorayım. Şart mıdır bir insan için evlilik? Bilmem seviyorsan fena bir fikir değil. Çok güzel. Evet. Evlilik evliliğin e, yürüyebilmesinin bir tek yolu vardır candaş. Aile olabilmek. Aileyi kurabilmek. Yoksa e, iki farklı kişilikteki insanı aynı evin içerisine koyup buyur yaşa diyemezsin. Çok da uygun bir şey Bilmiyorum. değil bu mantıken. Ama aile olabilmenin özelliklerini eğer taşıyorsa bu insanlar ve bunu başarabiliyorlarsa evlilik dünyanın en güzel şey. Peki nedir aile olabilmenin özellikleri? Söyleyeyim. Şimdi aileyi bağlayan şey sadece çocuk değil. Yani çocuğu olmayan bir sürü insan var ama çok mutlular bunu biliyoruz. Sadece çocuk değil yani çoğalmak değil onu söylüyorum. Tabii ki çocuk çok önemli bir şey ama çoğalmak değil. Aile olabilmenin ilk gereği şu. Bir, sevgi. Onu en az kendin kadar seveceksin canlar. İki, herkesin bahsettiği saygı. Onun varlığına, yaşam tarzına, geçmişine, şimdisine saygı duyacaksın ve değiştirmeye çalışmayacaksın. Üç, sadakat. Medeni kanunda birinci boşanma sebebi. Sadakatsiz olduğu kanıtlanırsa tek çelse de biter bu iş. Dört, sabır. Az önce konuştuğumuz tahammülsüzlüğü ortadan kaldıracaksın. Daha ilk kavga kavgada kapıyı vurup çekip gitmeyeceksin. Dört tane S saydım sana. İşte aile olmanın kuralı. Peki buradan yola çıkarak şunu söyleyeyim. Şimdi bu anlattığın ciddi anlamda e, önemli bir kişilik, karakter olgunlaşması da isteyen bir durum değil mi? %100. Kadın ve erkek için. %100. Dolayısıyla o zaman burada şeyi sormak lazım. İdeal evlilik yaşı için. Biz bildi yani bizim toplumumuzda genelde 20'li yaşlarda insanlar evlenir. Daha erken örnekler evet. de var ama genel evlilik yaşı e, 20'li yaşlar hatta çok başında evlenenler var. Bütün bu saydıkların kişisel anlamda bir olgunlaşma gerektiren bir şey değil mi? Yani 20 yaşında birinin bütün bunları hele bir de evliliğin içine girdikten sonra yapmasını beklemek ne kadar e, mantıklı? Hemen söyleyeyim. Evlilik yaşı biraz yükseliyor. Gene, gene bu araştırma ortaya koyuyor ki kadınlarda ortalama 23.7, erkeklerde 24.8'de evleniyor. Ne okuyorsun istiyorsun bunları sen ya? E çünkü çok okuyorum. 23.7 kadınlarda, 24.8 erkeklerde. Fakat buna rağmen sevgili candaş Geçen yıl bir daha söylesen abi şunu. 23.7 kadınlarda, 24.8 erkeklerde ortalama evlenme yaşı hı hı. yükseliyor. Eskiden yani 1990'ların başında bu çok 19'lardaydı mesela kadınlarda. Yükseliyor şimdi. Çünkü öyle hemen lise bitince evlenilmiyor da artık üniversiteler okunuyor, çalışılıyor falan filan. Ama daha acıda bir şey var. E, yeri gelmişken söyleyeyim bu konuyla çok alakalı diyeyim. Geçen yıl 90 bin Kız çocuğu da henüz 18 yaşına varmadan evlendi. Bunu da ayrı bir parantez olarak kenara koyalım. O da ayrı bir yara. Şimdi evlilik yaşı bana soruyorsan. Bu yara mı? E Yara. Neden yara? E, maalesef bunun bir ölçüsü olmamış. 18 yaşından küçük deniyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bazı ülkeler 15 ile 18 yaş arasını e, kadın için... Ee, olabilirlik seviyesine çekebiliyorlar. Hatta bizim Türk Ceza Yasası'nda da 15 ile 18 yaşındaki kız kız çocuğuna e, tacizin cezası ayrıdır. 15 yaşından küçükse ayrıdır. Ama bunların ne kadar 15 yaşından küçük onu bilmiyoruz. Hı -hı. Bir bildiğimiz gerçek daha var. Ülkede şu anda 181 bin çocuk gelin var 18 yaşından Korkut küçük kişi, toplamda. Tabii. Ve geçen yılda 90 bin yeni evlilik, evlilik oldu. Şimdi şunu düşünelim Candaş. Biz e, 25 yaşı Kadınlarda bas alıyorum ben, evlilik uygun için. evlilik yaşı 25 ve sonrası. Erkeklerde de 30 ve sonrası. Niye o kadar erkeklerde farklı? Ee, erkek geç gelişiyor. Çok basit bir örnek vereceğim. 12 yaşında bir kız ilk adet görmeye başladığı andan itibaren anne olmaya adaydır. Biz 12 yaşında misket oynuyoruz Cemdas. Biz misket oynuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Biz geç gelişiyoruz. İşin gerçeği bu. Bugün. Ee, dün e, pardon Ertuğrul Özkök'le röportaj yaptım dedi ki ben kırkından sonra olgunlaştım. Kırktan önce ben çocuktum dedi. Benim için 40. Kırktan önce yaptığım hiçbir şeyin tecrübesi şu anda bende yok dedi. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Ben de aynı şeyi söyleyebilirim sana. E 30 diyorum ha. iki aşağı, üç yukarı hani onlar bir ortalaması vardır elbette. Hı -hı. Ama şu şu da yanlış. E ee, 21 yaşındasın. Aşık oldun. Aşk önüne geçilebilecek bir duygu değil. Tamam katılıyorum. Ve daha ikinci ayında evlenmeye karar verdin. İşte hmm. bu olmuyor. Çünkü zaten senin beynin, hormonların etkisi altında sen gerçeği görmüyorsun o anda. Sen farklı bir halüsinasyon görüyorsun. Bir yanılsamanın içerisindesin. O an evlilik kararı vermen zaten doğru değil. O zaman yani bu sadece yaş için değil anladığım kadarıyla aşıkken verilen evlilik kararı genelde yanlış, yanlış mı olur? Yanlış olur. Ha Doğru çıkar da tabii ki. Denk gelir doğru çıkar. Ama biz e, aşık olduğumuzun ilk 6 ila 8 ayı arasında karşımızdaki insanı tanımamız mümkün değil. Çünkü biz onu istediğimiz gibi görüyoruz. Kendi istediğimiz gibi. Bak bir zeynep sana bir soru soruyor. Peki sorabilir miyiz? Evlilik aşkı öldürüyor deniyor da evlenmeyenler neden yaşatamıyor aşkı? Çünkü aşkı az önce ben de söyledim. Aşkı insanlar öldürür. Evli olsa da öldürür, evli olmasa da öldürür. Yaşatmak zordur çünkü. Aşkın kimyası çabuk biter Candaş. Az önce söyledim. Böyle bir sana. şey var mı gerçekten? Yani aşkın kimyası diye bir şey var mı? Yani %100. ne bileyim fiziksel olarak, kimyası %100. olarak insan. Tabii ki. Tabii ne oluyor ki. mesela? Hemen söyleyeyim sana. Ben aşık mıyım diye sorduğun zaman hemen kendine bakacaksın. Aşık olduğun insanı gördüğün zaman ellerin terliyor mu? Bunun bir sebebi var. Dizlerin titriyor mu? Bunun bir sebebi var. İştahsızlık çekiyor musun? Sebebi var. Uykusuzluk çekiyor musun? Sebebi var. Kalp çarpıntın artıyor mu? Bunların hepsinin hormonsal bir sebebi var. Hepsini ayrı birer hormon tetikliyor. Çünkü aşık olduğunda bu hormonlar aynı anda yüksek derecede salgılanmaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani yamaç paraşütü yaptığın zaman salgıladığın adrenalinle e, sevgilini aradığın üç kere ulaşamadın. Nerede? Nerede acaba dediğin zaman salgıladığın adrenalin aynı düzeyde. Heyecan hormonu değil mi? Aynı düzeyde. Endişe hormonu, noradrenalin. Mutluluk hormonu, serotonin. Yani hepsini aynı anda yüksek miktarda salgılıyorsun. Ama tabii ki işte bunun bir süresi var. Çünkü bunları bu kadar yüksek miktarda sürekli salgılarsan ömrün sadece 25 yıl sürer. Vücut kaldırmaz bunu. O yüzden bitiyor kimyası. Anladın Aşk sadece yani aşk direkt olarak insanı da öldüren bir şey. Evet, uzun, uzun vadeli. evet, evet. Şu. Ee, çok net. <laughs> Şunu her zaman söylüyorlar. Bak, e, aşkın özellikle aşk acısının terk edilmenin ya da aldatılmanın insanın ömrünü kısalttığı konusunda araştırmalar var. Ne diyor araştırmalar? Hemen söyleyeyim. Kalp krizi riskini yükseltiyor örneğin. E, damar hastalıklarının riskini yükseltiyor. Hatta kanser olma riskini yükseltiyor. Hiç kimse acık olmasın diyelim o zaman. Olsun da iyi aşık olsun inşallah. Ama şöyle bir şey var. Mutlu bir aşıksan ve özellikle erkekler için mutlu bir evliliğin varsa ömrün beş yıl uzuyor. Yalnız bizim program şeye döndü. Ha, eskiden yaparlardı ve böyle Güzin abla programları. Evet. Gelen şimdi şeylere bakıyorum sana sorulara. Şimdi bak sorayım bir tanesini. Daha 23 yaşındayım ismini söylemeyeyim. Beni gören herkes daha evlenmeyecek misin? Evde kalacaksın diyor. Çoğu kişi mahalle baskısı yüzünden evleniyor bence diyor. Çok doğru söylüyor işte. E, bir de böyle bir şey vardı değil mi? Herkes direnecek. sormaya başlar falan. Aynen direnecek, direnecek. Bugün gazetede bir e, arkadaşımız adını vermeyeceğim, boşanmaya karar vermiş. Ve diyor ki bana, o kadar baskı vardı ki üzerimde diyor. Ben diyor, o ailemin baskısı yüzünden evlendim diyor. Bunu diyen bir erkek üstelik, kadın değil. Bir erkek üstelik. Demek ki şöyle değil mi? O Ve iki gönül bir olunca, gibi. olunca samanlık seyran olur falan o iş çok da doğru değil. Yani birçok yan etmen de var aile gibi işte biraz önce söylediğim Evlilik gibi. için mi söylüyorsun? Tabii. Tabii ki. Evlilik bir anlaşmadır Candaş. Aşk anlaşma değildir. Aşkı kontrol edemezsin ama evliliğin bir anlaşma olması şart. Sen evlendiğin zaman sadece birbirinle evlenmiyorsun. Aileleriniz, kültürleriniz, maddi durumlarınız, eğitimleriniz, bütün çevreniz birlikte evleniyor. Çünkü evlilik öyle bir kurum. Soyutlayamazsın kendini. Erkeğin yaşının kadından küçük olması sorun mudur diye soruyor. Hiç sorun değildir. Yeter ki o kafada olsun. Hiç sorun değildir. Ben yaş farkının çok önemli olduğuna inanmıyorum kadınla erkek arasında. Yeter ki enerji tutsun. Şimdi 22 yaşında bir genç kızın 60 yaşında bir erkekle aşk yaşaması normaldir. Hiç yadırgamam. Ama birliktelik uzun sürecekse o genç kızın o adamla enerjisinin tutup tutmadığını iyi düşünmesi lazım. Yasemin Hanım sana soruyor. Coşkun deniz kaç kere aşık oldu diyor. E, hemen söyleyeyim bir iki üç dört kere aşık oldum. E, senin de ömrün çok uzun değil de ben... <laughs> Ama şunu söyleyeyim e, aşık olmak ben çok aşk acısı çektim. Hiç yani benim bu işlere bu kadar yönelmemin sebebidir. Canımı bu kadar acıtan şeyin ne olduğunu öğrenme isteğidir. Çok acısını çektim. Şimdi de çekerim. Ya, bu kadar biliyorum ama şimdi de çekerim. Çünkü kontrol edemezsin onu. Hmm. Bodoslama dalarsın zaten. Yani aşık olduysan gözün hiçbir şeyi görmez. Bir de çok enteresan bak şimdi bu senin anlattıklarını tamamen yaşayarak, deneyimleyerek veya bu hikayeleri dinleyip bu hikayelere paydaş olarak evet. e, anlaşılabilecek, anlatılabilecek şeyler. Senin inanılmaz bir e, bilgi bankan var. Database diyorlar ya yani Türkçesi bilgi bankan var. Evet. Ben gelen okuyucu mektuplarını falan görüyorum. Mehmet'in her gün e, boyu kadar okuyucu mektubu geliyor gazetedeki e, yerine. Dolayısıyla bu deneyimden yola çıkarak sadece konuşulabilir. Yani insan hikayeleri bence bunu anlatabilir. Çünkü sadece insandan bahsediyorsun. Hiçbir okul bunları öğretmiyor, anlatmıyor. Tabii ki şimdi bu öyle bir şey ki insanlar bütün bu sorunlarına çözüm aramak için gerçekten çok uğraşıyorlar. Ben katılıyorum. Daha çok da kadınlar uğraşıyor ilişkilerini ya da evliliklerini kurtarmak. Ben sana için bir şey soracağım şey. bak mesela. Tabii bu arada kimse yani üstüne alınmasın. Ben her zaman yani işin bilimsel tarafının çok mantıklı, doğru olduğuna inanan biriyim. Fakat bu son dönemde aile terapistleri çıktı ya. Ee, benim mesela aile terapistine gidip de evliliğini kurtarmış arkadaşım yok. Ee, Neden öyle? Şimdi iki nedeni olabilir. Bir, gittikleri terapist yetkin olmayabilir. İki, e, burada birazcık da gidenleri de e, şey yapmak lazım. Yani teoriyi tam hayata geçiremiyor mu olabilirler? Ee, söylemiyor olabilirler. Ha. Net olarak söyley söyleyemedikleri sürece karşıdaki insan terapiste ona çözüm e, sunamaz. Ama sakladıkları çok şey var. Bunlar sonradan ortaya çıkıyor maalesef. Yani o kadar acayip şeyler ki. Yani e, konuşuyorsun konuşuyorsun. Karşındaki insan ıh 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 diyor. Sen bir yol öneriyorsun ama önerdiğin yol yerine gelmiyor. Çünkü aslında o yol yanlış bir yol. Çünkü senden sakladığı şeyler var. Belki o yüzden de. Sorular daha tehlikelileşiyor. Evli birisi başka birini sevebilir mi diyor soruyor. Bir Elbette. Bunun önüne geçilemez ki. Bu yasak değil. Bu sadece ahlaki normlar içerisinde uygun değil. Ahlaklı bir şey değil. Tabii ki. Yani ahlaki normlar içerisinde uygun değil. Sevebilir miden kasta aşık olmaktan kasta evet olur. Bu evlilikte bir eksikliğin an şeyine yani e eksiklik olduğunu ifade ediyor mu? Hemen söyleyeyim. Ben her zaman şöyle düşünüyorum. Bir sıralama vardır. Önce aşık olursun. Sonra seversin. Sonra bunu hayat arkadaşlığına dönüştürürsün. Hmm. Bu sıralamaya uyduysan eğer Tehlikeler daha azdır o evlilik için. Ama aşık olmadığın biriyle dostlar alışverişte görsün diye e, mantık evliliği dediğimiz o evlilikten yaparsan o zaman aşk potansiyel bir tehlike oluyor. Her zaman olmayabilir de ama kapıda duruyor orada orada bir demokrasinin kılıcı duruyor yani. Abi sen de bir diyorsun ki aşık olduğunuzda evlenmeyin mantık Hayır, evliliği yapmayın bu demedim. insanlar ne yapacak ya? Tekrar edeyim aşık olduğunla evlen de aşıkken evlenme. Ha. Yani bekle bir ayakların yere bassın, hormonların etkisi geçsin de karşındaki insanın sana uygun olup olmadığını anla. Onu söylüyorum ben. Tabii ki aşık olduğunla evlen. Ama biraz bekle. Yani o ilk 6 ay içinde kararını verme bunun. Çünkü verdiğin zaman büyük olasılıkla yanılıyorsun. Hep bir örnek veriyorum. Başta yemek yerken ağzını şapırdatması sana çok sevimli gelebilir. Ah oh canım yaparsın. Ama 6 ay sonra kulağını kapamaya başlarsın. Candaş. Bu iş böyledir. O yüzden diyorum bekle ve gör. Ondan sonra karar ver. Her aşk evlilikle sonuçlanmak zorunda değil. Her evlilikte de aşk yoktur. Hmm. Bak hep onu söylüyorum. Bazen birbirleriyle çok iyi anlaşan iki dost çok iyi karı koca olabilir canlaş. Çok iyi bir evlilikleri olur. Ama işte aşk o zaman potansiyel tehlike oluyor. Çünkü o ilişkide aşk yaşanmadığı için başlangıcında. Çünkü bir insana başta aşık oldun oldun sonradan olmazsın. Onu da söyleyeyim. Mehmet maşallah senin Derya'ya çok güzel bir evliliğiniz var. Ee, çok iki tane e, çok Çizlerimiz. tatlı iki ikizleriniz var. Evet. Ee, Allah nazardan saklasın. Allah herkese böyle güzel evlilikler nasip etsin. İnsanlar soruyorlar mesela senin evlilikteki... ya Bu bir tırnak içinde söylüyorum bunu. Başarı bu. Öyle değil mi? Yani bu anlattığım böyle bir evlilik. Evet evliliği ee, başarmak gerekiyor. Sen nasıl çok yaptın doğru. bunu? Ee, Seviyorum. Hep seninle alakalı değil ama aynı zamanda eşinin de bu tabii ki, bu, bu algıda olması ki. lazım. Bizim en büyük özelliğimiz hemen söyleyeyim. Ee, yeri geldiği için söylüyorum. Hani eğlenilecek insan evlenilecek insan ayrımı vardır ya. Hı -hı. Ben eşimle çok eğleniyorum. Ben eğlenmediğim insanla evlenmeyi tasvip etmiyorum işte. O da sanki bir ayıp bir şeydir değil mi? Yani eğlenme Ama hayır. sözü çünkü bizde hep yanlış anlaşılır. Hayır, hayır, anlatabiliyor muyum? Geçen gün <laughs> iyi vakit geçirmek. Evet, evde de iyi vakit geçiriyor. Çünkü şimdi burada eş seçimine gelelim tekrar. Bizim ortak yanlarımız çok bir evliliği yürütebilmek için. Birlikte aynı filmi seyredebiliyoruz, aynı şeyden hoşlanabiliyoruz. Aynı yemekleri yiyebiliyoruz. Aynı yere gidip aynı müzikle eğlenebiliyoruz. Birbirimizi güldürebiliyoruz. Birbirimize jestler yapabiliyoruz. Bütün mesele bu. Bu aşktan daha mı önemli Coşkun Deniz? Aşktan daha önemli evet. Uyum aşktan evlilik için söylüyorum ama. Uyum aşktan daha önemli. Bak bir evin içerisinde birbirleriyle günlerce konuşmadan durabilen çiftler tanıyorum ben Candaş. Günlerce. E bu katlanılacak ama evet ama bu katlanılacak bir şey değil ki. Aralarında bir tutku var. Evet, ayrılamıyorlar. Ama konuşmuyorlar da. Bu katlanılacak bir şey değil. Çünkü bir yerde patlak verecek elinde sonunda. Çünkü insanın ihtiyacı tek başına aşk değildir. İnsan paylaşmak ister. İnsan sevdiğiyle sarılmak ister, dokunmak ister, konuşmak ister. Ama bunlar olmuyorsa elbette sadece tek başına aşk yeterli değil. Ee, İnsanlar çok güzel sorular soruyorlar. Şimdi bunları tek tek soracağım sana, ee, yani mümkün olduğu kadar çünkü tek tek sorulabileceğin ötesinde sayıda geliyor soru. Ama e, mesela birkaç izleyicimiz şeyi sormuş, demişler ki, yani bizim bir birlikteliğimiz var, bir flörtümüz var, işte kız ya da erkek. E, fakat evlilik karar verip vermeme konusunda emin değiliz. Yani neye göre? Sağlıklı bir ilişki denir ya hep sorulur. Sana sorar evet. okuyucular. Ben bazen evet. sevgili izleyeceğim. Mehmet'in mektuplarını karıştırıyorum. Çok merak <laughs> ediyorum izleyici, okuyucu ne soruyor? Yani bu, bu önemli bir sonuçta. Bilgi bence hayata dair bir tecrübe. Nasıl anlasın insanlar? Yani evleneceğin kadını ya da erkeği... Evet bu benim evleneceğim kadın ya da erkek... Dedirten sana şeyler ne? Öncelikle e, beklentilerini belirleyeceksin. Birey Hı. olarak. O beklentileri gerekirse bir kağıda yazacaksın. Sonra karşındaki insanla bunları karşılaştıracaksın. Yanına böyle bir çentik atacaksın. Evet. Mesela yakışıklı bir eş arıyorsun değil mi? Yazacaksın yakışıklı. Yakışıklı mı? At çentiği yakışıklı. Paralı bir eş arıyorsun. Diyelim ki paralım, paralı çekçenti. Bunlar arttıkça bir kere doğru eşi seçtiğini göreceksin. Gelelim ikinci kısma. Peki sen onun için doğru eş misin? Ama senin söylediklerin hiçbir tanesi paralı ve yakışıklı olmak gibi fiziksel madde. Örnek örnek Bilmiyorum. verdim veya başka şey, e, aile terbiyesi, Sabırlı olsun, falan. Kadın ruhundan anlasın, zeki olsun, ne bileyim, efendi olsun, delikanlı olsun. Neyse yani, onları nasıl hangi kriterlerin varsa sıralayacaksın. Et sen onun için doğru eşmişsin. Bunu anlaman için de karşına alıp konuşman lazım. Herkes evlilikten beklentilerini ortaya koyacak. Mesela çocuk ben e, evleneceğim ama iki yıldan önce çocuk yapmak istemiyorum. Evliliğimin tadını çıkarmak istiyorum dersin. Karşındaki insana da der, der ki sana ya hayır ben hemen çocuk istiyorum. Al sana bir anlaşmazlık. Evet. Ama buna evlenmeden önce konuşmak zorundasın. Candaş. O yüzden evlilik kararını alırken aklında şu kadarcık bir soru dahi varsa evlenme ertele. Çok önemli. Ee, sevgili izleyiciler reklama gideceğim. Reklamlardan sonra Mehmet Coşkun Deniz'e sizin sorularınızı sormaya çalışacağım. Ee, kadın ruhu dedi biraz önce. Nedir o kadın ruhunun altında yatan şeyler? Onları soracağım. Erkek ne ister? Onu soruyor İnsanlar Evlilikte kadın ne ister? Bütün bunları soracağım. Hepsini soracağım. Merak etmeyin kısa bir ara. Dinlemediğim bir şey var mı abi ya? Ben bunu dinlemem kardeşim. Bana göre değil dediğim şey. Ne bileyim yani pop müzik Ya aslında var. müzik, sanatın hepsine aşığım. Ya. Pop müzik bilmiyorsun. Sen ne diyorsun? Serdar dinliyor musun? Söyledim ya Serdar'ı çok severim. Fıratçı dalga kırandır, ilk darbeyi yiyendir, ömrü kısa olandır ama anında ışığı taşıyandır. Söylenmemişi söyleyen cesur ve ilerici olmalı ve devrimci olmalı. Siyasetçiler kendi ihballeri için bu ülkeyi yaptı. Çok açık söylüyorum. Siyaset ve spora güvenmiyor. Orhan Hoca'ya bu yapılıyorsa ben pes dedim baba. Yani Orhan Gencebay bunu hak etmiyor. Siyasetçilerin gemisine binmesi bir hata mıydı? Bence hata. Bence hata. Ama tercihidir yani. Rahip öldüren şehir diyor bana adam. Dünyada rahip öldüren tek şehiriz. Ranting'i öldüren şehiriz. Linç olayı var. Yani Trabzon'un şiddetle anılması canımı acı diyor. Ben Mardin'e gidip şarap içemiyorsam, o arkadaşlarımız da gelip Sümele Manası'nı ziyaret edemiyorsa biz bölündük zaten adını koyalım haritayı çizelim bari. Güneydoğu eşittir PKK'yı kabul etmiyor. Hiçbir şey bana insan ölmesine haklı gösteremez. 20 yaşında bir insan toprağa koymak ne demek? Toprak kabul etmez adamı ya. Toprak dışarı atar seni. Ya Çandaş ben senin gibi düşünmek zorunda mıyım ya? Ya sen elmayı seviyorsun diye dedim ya. Elmanın seni sevmesi şart mı veya senin gibi düşünmesi şart mı? Bağıran soliste tahammül edemiyorum Yok, ya, de Abi abi tamam. Ayak yemiş gibi uyuyordum. 25 yılımı verdim müziğime, Tamam. Ve Trabzonspor'u basamak yapmadan Trabzonspor'u kullanmadan Mustafa Dişener aday olmayacağını açıkladı ve yeni bir aday çıktı. Diğer adaylara saygısızlık yapmayayım ama Muharrem Usta'ya oy vereceğim. Ya kardeşim sen kupa 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 diyorsun. Senin kupanı kim vermedi abi? Enerasyon. Başka? Gözlerime bakarak konuşsam da. Hayır bildiğimiz o kadar. Senin kupanı vermeye siyaset. Öde en baştaki doğru mu? Peki %68, %70 oy verdin ona seçimde. Fener'in taraftarı başkanlığı içeriden çıkarttı hafizden. Var mı böyle bir taraf? Sen ne yaptın? Ben futbola hizmet etmem. Hı. Futbola inanmıyorum. Futbol camiası ve siyaset camiası kadar vefasız. Ve sığ bir camia yok. Yuvarlak bir nesnenin peşine gitmem. O her an gidebilir başka tarafa. Köşeli her zaman iyidir. Cav kulübü cam Ataşehir'de. Şahane bir şey. Ben caz kitapları. Ya ismi öyle, biraz iddialı biraz da böyle caz müziğini çok seviyorum, blues çok seviyorum, hmm. çok dinlerim. Uğur Mumcudan yurttaşlık bilgisini öğrendim kitaplarımdan. Nazım Hikmet'ten memleket sevdasını öğrendim. Müthiş. Deniz gezmişten idama giderken inandığım uğurda şarkı söyler gibi ölüme gitmeyi öğrendim. Bunu konuşalıma devam ediyoruz. Canlı yayındayız. Sevgili izleyiciler konuğumuz Türkiye'nin aş doktoru Mehmet Çoşkun Deniz. Sorularınız geliyor bunları sormaya çalışacağım. Ee, boşanmalar artıyor mu? Evet. Nedir bu veri yani? %2.7 bir önceki seneye göre artışı. 123.750 çift geçen sene bu ülkede boşandı. Neden boşanıyorlar? Ee, işte sebeplerini maalesef çok net olarak bilmesek de %98'i şiddetli geçimsizlik dese de... ...az önce ortaya çıkan şeyler işte e, sorumsuzluk ve ilgisizlik, şiddet, aldatma... ...kumar ya da madde bağımlılığı gibi... ...bir takım sebeplerden boşanıyorlar. Mehmet, Derya... ...sevgili eşin diyor ki... ...sizin stüdyoda telefonun çekilmesine Telefon. içerliyorum bazı bazı. <laughs> Derya me merak etme, Mehmet burada. <laughs> Canlı yayındayız. <laughs> merak edecek bir şey yok. Rahat ol. Ee, bir izleyicimiz şöyle bir soru soruyor. Beklentilerimin hiçbirini karşılamıyor... Ee, ...fakat seviyorum ve evleneceğim. Benim sorunum ne diyor? Mutsuz olacak. Bu kadar açık söylüyorsun. M evet, mutsuz olacak karşılamıyorsa evlen, evlendiği zaman gerçekle yüzleşecek. Ama bazı insanlar bunu da yapmazsam aklımda kalacak diye evlenebilirler. Boşanmak da dünyanın sonu değil canlar. Çocuklar için yürümeyen evlilikleri sürdüren çiftlere ta bir tavsiyeniz var mı? Ee, sürdürmesinler o çocuğu da mutsuz ederler. Hmm. Boşanan çiftlerin yüzde 63'ü çocuklu. Ha bu kadar çok rakam veriyorum insanlar da beni şey sanacak ama ne yapayım işin gerçekleri bu. Boşanan çiftlerin yüzde 63'ü çocuklu demek ki çocuk evliliği kurtarmıyor. Şimdi onu soracaktım. Evet kurtarmıyor. Yüzde 63 her yüz boşanan çiftten 63'ü çocuklu. E ama mutsuz bir çocuk bir istatistik daha var ne acı ki. Anne babası boşanmış çocukların ileride yaptıkları evlenmelerinde ee, hiç boşanmamış anne babası boşanmamış çocuklara göre boşanma riski yüzde elli daha fazla. Evet. evet. İki katı. Sadece erkekler değil kadınlar da aldatıyor ve sen bunu çok net bir şekilde evet. yazıyorsun. Evet. Yazılarda yazıyorsun. Evet. Daha sonra zaten bunların gerçek olduğu haberlerde evet. de ortaya çıkıyor. Her üç boşanmadan biri. Kadın erkek eşit üstelik. Her üç boşanmadan biri. Şimdi kadın erkek ilişkileri söz konusu olduğunda en çok aldatma hikayeleri duyuyoruz diyor bir izleyicimiz. Ee, neden aldatıyor insanlar? Eee çeşitli sebepleri var. Erkekler için, kadınlar için ayrı ayrı düşünmek lazım. Kadının aradığı şey az önce konuştuk ya, evlilikte ilgi, sevgi, şefkat. Bu eğer yerine gelmiyorsa başkası tarafından tamamlanır. İşin gerçeği bu. Erkek için erkek aldatması için çok önemli bir sebebe gerek yok. İddiaya girer aldatır. Canı ister aldatır. Hoşuna gider aldatır ki zaten erkek yakalanana kadar bunun bir aldatma olduğunun da farkında değildir. Bu işin gereğiymiş gibi düşünür. Hepso. E, tipik hmm. erkek anlayışı. Ama bizi ilken insanlardan ayıran en önemli özelliğimiz irademizdir. Hmm. İrademizi kullanabildiğimiz sürece evliliğimiz de ancak devam edebilir. Bunu da unutmamak lazım. Bir izleyicimiz şöyle bir soru soruyor. Kocam eşim beni aldattı diyor. E, affedip affetmemekte gidip geliyoruz. Bir çocuğumuz var. Ne yapayım Mehmet Bey ne der diye soruyor. Hemen söyleyeyim. Aa, çok, çok böyle bir soru direkt Aldatma sebebi ortadan kalkmadan affetmenin hiçbir anlamı yok. Nasıl yani? Yani o insana yüzleşmesi gerekiyor. Aldattığı insanla. Evet hayır yani kendisini aldatan eşiyle yüzleşmesi gerekiyor. Ya adam özür dilemiş tamam pişman demiş. Şimdi o zaman geriye bir tek şey kalıyor. Eğer inanıyorsa, inanıyorsa affedecek evet. Ama ben her zaman şunu söylerim affediyorsan asla geriye dönüp o sayfaları bir daha karıştırmayacaksın. Yani bu şuna dönüyor affediyor ama içinde biriktiriyor. Ve evdeki en küçük bir tartışmada konu tekrar dönüp oraya geliyor. Ve geldiğinde yeniden aldatıyor. Evet. Böyle olduğu zaman olmaz. O beyaz sayfa açılacak ve bir daha asla geriye dönülmeyecek. Bu noktada affediyorsa evet. Yalnız şunu da unutmasın hemen söyleyeyim. Affetme dolaylı bir süreçtir. Yani bugün affedersin ama karşındaki insanın kendisini affettirme süreci daha uzundur. O güveni yeniden tesis etmek çok kolay değildir. Hmm. O yüzden de hareketlerinin hep takip edileceğini bilsin affedilen insanda. Affedecek insan da o şüpheyi taşıyacaktır mutlaka içerisinde. Hep aklına gelecektir. Ama karşısındaki insan gerçekten o verdiği süreyi doğru kullanıp bir daha bunu yapmıyorsa ben bazen aldatmaların bazı evlilikleri kurtardığını biliyorum. Çünkü o güne kadar hiç yüzleşmemişler. Niye beni aldattın diye sorduğunda ilk defa mesela diyor ki her gece beni pijamayla karşıladın. Kadın için bu çok normal. Sonra birden uyanıyor. Evet ya, evet diyor. Ama burada hata şu, o ana kadar hiç konuşmamışlar ki. Erkek o şikayetini hiç dile getirmemiş ki. Pijama yana boşanan ya, var ya. Bir örnek verdim sadece. Sadece o değil yani. Sen bana ilgi göstermiyorsun. Ben burada bir erkek olduğumu hissetmiyorum ya da kadın olduğumu hissetmiyorum. Böyle bir hikaye var ama gerçekten. Sen yazmıştın sanırım böyle bir şeyi. Bu pijamayı yüzünden. Ha o Yok o başka bir Boşanan şey. Boşanan mı? Vallahi. O yok o tembel çapkın o sevgilisine aynı binada e, ev tutan tembel çapkını o. O fe, fena yakalandı yani maalesef. Bir izleyicimiz diyor ki kavga edemediğim biriyle mutlu olacağıma inanmıyorum. Beni e, sakinlik, sükunet huzursuz ediyor. Bu garip bir şey mi diye soruyor. Hayır hiç garip bir şey değil. İlişkiyi besleyen bir şey. Yeter ki kavga sırasında kişiler birbirlerini aşağılayıcı sözlerle hakaret etmesinler. Ve şiddet göstermesinler. Şiddet sadece el şiddeti değil, psikolojik şiddetler hmm. söz ediyorum. Yani sen aptalsın, sen manyaksın, sen zaten beceriksizsin gibi sözlerle kavga etmek yerine tartışma tabii ki olur. Bir de derler ki candaş, e, aman büyüklerimiz öyle derdi. Ne olursa olsun yatağa küs girmeyin. Girin abi. Hiçbir sakıncası yok. Yeter ki öfken geçtikten sonra o konuyu oturup konuş. Çünkü öfkeliyken ağzından çıkan sözü kulağın duymaz ve bazen çok farklı yere gidebiliriz. Ama sus! Küs ayrı yataklarda yat bir gün iki gün ama sonra mutlaka o konuyu konuş erteleme hiçbir şey olmamış gibi davranma çünkü birikiyor 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 konuşulmuyor ve en sonunda bir noktada bir sabah ha, şunu da söyleyeyim e, bütün boşanmalarda boşanma kararını kadın veriyor yüzde seksen yedi oranla hmm. evet. yani o yüzden birikiyor birikiyor ve kadın bir sabah uyanıyor bu iş burada bitti bana müsaade edin evet. İş haya iş yaşamında daha aktif olan yani çok yoğun çalışan kadınlar için evlilik çok zordur evli yürütmek çok kolay değildir denir öyle midir e, roller nasıl dağıtıldıysa öyle devam eder Eğer başta kadın çalışan bir kadın olarak evle katılmışsa işte bu da konuşulmalı ne bekliyorsun Ben de çalışıyorum sen de çalışıyorsun eve katkımız eşit o zaman evin işleri konusunda da katkımız Hani eşit olmasa da şimdi kadının yapacağı bazı. Eşit olmasa da en azından yardımcı olacaksın. Hele çocuk. Kadın çalışıyor. Kocasına ilgilenecek. Çocuğu da oldu, çocuğuyla ilgilenecek. E bu kadına çok ağır gelir bu. Ağır hmm. gelir işte. Yani erkek geldi eve ayağınızı yemeğimi yemeğimi yaptın mı? İşte bilmem ne oldu mu? Ütümü yaptın mı? Bir olmuyor doğal olarak. Ee, senin bir okuyucun e, sana senin önerilerini dikkate alarak çok mutlu olduklarını yazmış. Teşekkür ediyor sana. Ne ee, güzel. Çok çok mutlu oldum. Çok ve sinir. diyor ki e, Mehmet Bey'e gelen benim birçok arkadaşım da Mehmet Bey'e e, danışmanlık aldı. Yardım aldı yazıyor. uzun bir şey bu. E, diyor ki Mehmet Bey'e gelen en ilginç hikaye şu ana kadar rastladığı hadi canım bu kadar da olmaz dediği bir şey var mı diye soruyorlar. Güzel soru bence. Ee, ya aslında birkaç tane var. Bunlardan bir tanesi yıllar önce rastlamıştım. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Bir eee mektupta şöyle yazıyordu. işte kız bir evde oturuyor bir apartmanda. Balkondan aşağıda markette çalışan çocukla bakışıyorlar. Ama yedi yıldır bakışıyorlar. Şaşı olur <laughs> yedi yıl bir insan bir insana bakar mı? Ve hala da diyor ki bana ilgisi var mı acaba? Yedi yıldan söz ediyoruz değil mi? Mesela çok şaşırtık. Evet. Çok naif bir şeydi bu. Yani. Çiftlerin birbirini sahiplenme duygusuna ne diyor Mehmet Bey? Ee, sahiplenme güzel bir şeydir. Ama sahip olma kötü bir şeydir. Nasıl yani? Sahip olma mülkiyet gerektirir. İlişkilerde mülkiyet tehlikelidir. Sahiplenme başka bir şeydir. Koruma, kollama, senin olanı savunma. O başka bir şeydir. Ama sahip olma işine, içine girdiği zaman kölelik-efendilik ilişkisi girer. Bu tehlikelidir. Sahip olmayacaksın. Zaten birine sahip olamazsın. Sen ancak birine kendini ait hissedersin. Bak, e, hep Şöyle sorarlar, e, sevmeyi mi tercih edersin, sevilmeyi mi? Ben sana soruyorum, sevmeyi mi tercih edersin, sevilmeyi mi? Beni ateşe atma şimdi ya. Yok, merak ediyorum hangisini tercih edersin? Bilmiyorum abi, soruları ben soruyorum. <gülüyor> sen, <gülüyor> Ben sevmeyi tercih ederim çünkü sevmekten eminim. Ben, sen kendi tercih ettiğine göre orası sağlamdır, ben evet, onu tercih kendi ediyorum. Kendi duygum ama sevilmeyi tercih <laughs> etmem çünkü beni seven insandan asla emin olamam. Aynı şekilde... Bir insanın bana sahip olup olmadığından emin olamam ama ait olup olmadığımdan emin olurum. Ben kendimi sana ait hissederim ya. Bak çok güzel bir soru var. Hayatımın aşkı kimdir? Hayatımın aşkı kimdir? Ee, az önce saydığımız o duyguları sende en yüksek derecede uyandıran kişidir hayatının aşkı. Ama hayatının aşkı daha henüz yaşamadığın bir aşk da olabilir. Yaşın kaç olursa olsun. Aşkın yaşı yoktur canlı Mehmet Coşkundeniz, sana bir sürü soru var. Hangilerini soracağız bilmiyorum. Ee, aşk her zaman... Bunlar çok klişe şeyler. Bunları sormayayım sana ya. Bu artık o kadar da değil. Evlilik yaşını sorduk. Ee, ha dur, sana şeyi soracağım. Şu oyunu soracağım. Aşk'a Geldik diye bir oyun oynuyorsunuz. Evet, bu sene, devam ediyor mu? E, sezon bitti artık. E, bu sene 35'e yakın oyun oynuyor. İnanılmaz şeyler var. Ben seyrettim ve evet, Çok, çok etkilenmiş. Sen tiyatrocu değilsin. Değilim. E, ben anlatıcıyım. Ama, orad ama oradaki hikayeler... Zannediyorum senin hepsi gerçek. gerçek hikayelerin, yani hepsi değil mi? Gerçek. inanılmaz bir şey. Nasıl oldu? Nereden çıktı böyle bir fikir? Ee, ben uzun süredir bunu düşünüyordum. Ee, tek başıma anlatıyordum önce. Sonra bunu bir ekiple yapalım dedik. Sevgili Barbaros Uzun Uzunöner'in e, tiyatrosunda, bu tiyatroda bir çatı altında e, Serkan Atar, Sevil Uyar ve Merve Erdoğan'la birlikte biz bu işe soyunduk. Bu sene 35'e yakın oyun oynadık. İnşallah seneye devam edeceğiz bunu biraz daha güncelleştirerek. Çünkü bu hikayeler sürekli güncelleniyor. Seneye başka skeçlerle karşınıza çıkacağız yani. Öyle söylüyorum. E, şunu soruyor bir izleyicimiz diyor ki eğitim farkımız çok büyük. E, bu evlilik için sorun olur mu diyor. Olur. Olma ihtimali yüksek. Yani olur derken ben burada genel geçer şeyleri söylüyorum. Belki de olmaz. Ama olma ihtimali yüksek. Bunu aklında tutsun. Yani bunu bir şekilde absorbe edebilsin. Yani sen kitap okurken karşındaki insan e, başka bir şey yapıyorsa. Ve eline hiç kitap almıyorsa onunla konuşacak şeyin de azalmaya başlar. Sen sinemaya gidiyorsan o hayatında hiç film izlememişse onunla konuşacak şeyin de azalmaya başlar. Bunu düşüneceksin. Bir izleyicimiz diyor ki benim şu ana kadar gördüğüm uzun süre flört eden insanların evlilikleri hep bitiyor ya da o evlilik çok kısa sürüyor. Çok Aynı doğru. şey zaten. Çok doğru. Böyle bir şey var mı? Çok doğru. Niye? Evet. E çünkü 7-8 sene süren flörtlerden sonra evlenmek çok sağlıklı değil. Çünkü bitirmiş oluyorsun birçok şeyi. Birçok şeyi bitirmiş oluyorsun. Buna gerek yok. 7-8 sene flörtle evlenilmez. İşin gerçeği bu. Bunun tanıma süresi bir yıldır. Bir yılda bir insanın evlenilecek mi evlenilmeyecek mi olduğunu anlarsın. Ondan sonraki bir yılda farz edelim ki bunun hazırlıkları geçse işte iki yıl. Hadi iki buçuk yıl. Ama 7-8 sene flört ettikten sonra gelen evlilikler izleyicinin dediği gibi maalesef çabuk bitiyor. Mehmet ya acayip soru. Daha da var. önemli bir şey söyleyeyim sana. Biten evliliklerde genellikle aşk evlilikleri bitiyor. Hmm. Evet. Seni söylediğinde çok mantıklı. Evet, aşk evlilikleri bitiyor. Onu da unutma. Tıpkı o aşk evlilikleri gibi program da bitiyor. <laughs> o kitap... zaman görücü usulü bir program, <laughs> program da, kendi usulü. reklamı yapacağım. Sevgili Lütfen. izleyiciler bu kendisi benim kitabım. Bu yeni çıktı. Çıkıyor daha doğrusu. Önümüzdeki cuma günü kitap evlerinde olacak. Ben böyle şeyler çok beceremem ama yapmak zorundayım. Çünkü kendi programım. Abi ne yapıyorsun? Yakın gel gel. Heh, buraya. Cuma günü kitap evlerinde olacak henüz bu ilk baskısı yarın Kocaeli kitap fuarındayım saat 3 ile 5 arasında bu kitabı imzalıyor olacağım hepinizi beklerim beklemezsem de önümüzdeki Cuma günü kitap kitap evlerinde olacak alın Mehmet çok teşekkür ediyorum bu kısa reklam için bana fırsat verdiğiniz şey kitabın adı çok güzel Sağ ol. ithal edilmiş korkular ülkesi inanılmaz çok, yani Türkiye'yi 4 Türkiye dört kelimeyle anlatan bir şey yani cidden Türkiye'yi dört kelimeyle anlatan çok önemli bir tespit var. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Çoşkun Deniz. Programa geldiğin ediyorum. için. Bak hala sorular geliyor. Şu an yani 70 tane falan okumadığım tweet var. Çok özür diliyorum sevgili izleyiciler ama vaktimiz bu kadar. Program bitti. Mehmet teşekkürler. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte biz buradayız. Hoşçakalın.